Başkent'ten merhaba sevgili izleyiciler. Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu üyesi AK Parti Kütahya Milletvekili Sayın İdris Balla, Profesör Doktor İdris Balla gündeme dair önemli konuları birlikte tartışacağız. Hoş geldiniz. Merhabalar. Evet, bugün gerçi alanınıza girmiyor ama bir hükümet temsilcisi olarak size soralım, yorumunuzu alalım. Memur masadan kalktı, sokağa indi. Bugün 5000 kişilik heyet, yani kamu bu heyetine gidip şikayette bulunacak, bir türlü evet. İstediklerini alamıyorlar. Diğerleri de doktorlar ve öğretmenler başta olmak üzere görev bırakacaklar. Gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir uzlaşma olacak mı? Bu gidişatla pek olmayacak gibi görünüyor. Evet. Sizin yorumunuz ne? Neticede demokrasilerde örgütlenme bir hürriyettir. Hak talep edilmeli, müzakere edilmeli, gösteriler yapılmalıdır. Bu meselenin bir tarafı. Bu demokrasilerde herkesin hakkını ortaya koyabilmesi için ifade hürriyetini kullanması anlamına gelir. Örgütlenme hürriyetini kullanması anlamına gelir. Diğer taraftan da biz bir ülke içerisindeyiz. Toplumsal çıkarlarımız var. Dünyada önemli bir ekonomik kriz oldu ve hala devam ediyor. Komşumuz Yunanistan'da, diğer taraftan Avrupa'nın diğer ülkelerinde bunun etkileri hala devam ediyor. Ve bu ülkelerde bırakınız memur zammını, verilen paralar aşağı indiriliyor. Zaten Türkiye'de şu an başbakanın net olarak tavır koymasının sebebi de o duruma düşmemek, krize evet. girmemek yani şeklinde yorumlanıyor. Ama aradaki uçurum da biraz fazla. Memur %16, bizim hükümetin teklifi %3-3,5. Hatta diğer taleplerle beraber bırakın %16'yı, ben dün yetkili bir arkadaşla konuştum. %50'leri, 60'ları aşan, 70'lere varan, yani diğer tüm talepler eğer tamamen karşılanırsa bir zamdan bahsediliyor. Şunu kabul etmek lazım. Biz %100'de, %50'de, %40'da zam yapmaya alışkın bir millettik. Ama ne oluyordu peşinden? Ama ona göre de faiz yüksekti. Hemen peşinden onu nasıl ödeyeceksiniz? Enflasyon yüksekti. Tabii tabii, hemen bunu karşılayabilmek için para basıyorsunuz. Ondan sonra bugün kaşıkla verdiğinizi bir ay sonra kepçeyle geri alıyordunuz. Tüm fiyatlar yükseliyordu. Dolayısıyla belki bazı zihinler hala oralara takılıp kalmış ama olabilir. Ama ortası bulunamaz mı? Yani mesela enflasyon oranında bir artış, çünkü piyasada pek çok şey enflasyon tefeye tüfeğe göre bir artış sağlanıyor. Memurlara da ona yakın bir zam söz konusu olması mümkün değil mi? Zaten Sayın Bakan açıklama yaptı. Eğer bu verilen zam enflasyon altında kalırsa biz otomatik olarak onu karşılayacağız dendi. Dolayısıyla memurun enflasyonun altında ezdirilmesi gibi bir şey asla söz konusu değil. Böylesine bir garanti verilmiş durumda. Dolayısıyla burada adaletsiz bir durum ya da evet, bir taraftan istikrar derken bir tarafta bir taraftan bedelinin memura ödetilmesi gibi bir durum asla söz konusu değil. Zira böylesine açık ve net bir garanti var. Aslında burada popülist davranmamızı istiyorsa eğer belli kesim, popülist davranma kısa dönemde belli bir kesim mutlu edebilir. Ama emin olun, hemen çok geçmez, 6 ay, 1 sene, 2 sene, 3 sene içerisinde millet olarak bunun bedelini ödemeye başlarız. Dolayısıyla şunu unutmamak lazım. Türkiye yükselme trendine girmiş bir ülkedir. Ekonomik istikrar anlamında, güvenlik ve siyasi istikrar anlamında hakikaten Türkiye yükselme trendine girmiştir. Dış siyasette olayların peşinden değil önünden gitmeye başlamıştır. Belirleyicidir. Suriye kriziyle alakalı Suriye'yi seven ülkeler diye toplantılar düzenlenmektedir ve ciddi teveccüh vardır. Bir iki ülke değil, onlarca ülke bu toplantılara katılmıştır. Dolayısıyla Türkiye yükselme trendine girmiş iken, diğer taraftan komşuları ciddi sıkıntılar içerisindeyken kaosa sebebiyet verebilecek adımlardan herkesin netice itibariyle kaçınması gerekir. Bu hangi siyasi görüşte olursak olalım, bu herkes için bir ödevdir diye düşünüyorum. Sözlerimin başında da söylediğim gibi tabii ki tartışmalar olacaktır. Tabii ki insanlar sokakta yürüyüş yapabilir. Ama diğer taraftan da popülist politikalar beklememek gerekiyor. Yani 5000 kişinin hakem heyetine doğru yürümesi sonucu ne kadar değiştirecek ki? Çünkü karar artık hakem heyetinden çıkacak, masada uzlaşma olmadığına tabii, göre. Tabii. Yani demokrasi kurallar rejimidir, yönetimidir. O kural gereği hakeme gitmek gerekiyorsa hakeme gidilir. Hakem ne diyorsa taraflar da buna uyar. Ama şunu söyleyeyim. Eğer burada bir teminat varsa, verilen zam
enflasyonun altında kaldığı takdirde otomatikman bu yükseltilecek deniyor ise herkesin popülist politikaları bir tarafa bırakması gerekiyor. Bu Türkiye'de herkes yaşıyor. Memuruyla, işçisiyle, köylüsüyle, iş adamıyla. Dolayısıyla biraz daha böyle sorumluluk, toplumsal sorumluluk içerisinde hareket etmek gerekir diye siz düşünüyorum. Siz aynı zamanda polis akademisinde öğretim görevlisiydiniz. Evet. Muhalefetin polise ve askere güvenlik tazminatı ödenmesi aylık 331 liraya denk geliyor. Böyle bir talebi var zam yapılması konusunda. Eski bir akademisyen, polis akademisinde görev alan biri ve hükümet yetkilisi olarak bu teklife nasıl bakıyorsunuz? Netice itibariyle polis ya da asker demokrasi... Çünkü canını hiçe sayıyor pek çok konuda. Tabii. Demokrasilerde asker dışarıdan gelecek, düzenli ordulardan gelebilecek tehditlere karşı görevlidir. Polis ise iç istikrarı sağlamak için görevlidir. Neticesinde tabii ki risk, daha riskli bir meslektir bu. Burada kesimlerde çalışan kardeşlerimizin şevklendirilmesi bağlamında, daha verimli çalışabilmeleri bağlamında düzenlemelerin ben faydalı olacağını düşünüyorum. Ama teknik olarak getirilen öneriler yetkililerimiz tarafından, grubumuz tarafından değerlendirilir. Biz her zaman zaten polisimizin, askerimizin yanında yer aldık. Ama dediğim gibi biz polisimizin yanında yer alırken, askerimizin yanında yer alırken asla ve asla adalet çizgisinin ötesine geçemeyiz, popülist davranamayız. Zira popülist davranışların Türkiye'yi nerelere getirdiğini, %100'ler, %120 enflasyonları gördüğümüzü, 1 milyar dolar için kapı kapı dolaştığımızı hiç kimse unutmasın. Yani meselelere kişisel ya da grupsal gözlükle değil, daha ziyade ülke gözlüğüyle bakarsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Evet, sizin alanınıza gireceğim yavaş yavaş ama biraz da gündemdeki konuları kısa sizden yorum almak istiyorum. Tabii. Tutuklu vekillerle ilgili, özellikle Haberal'la ilgili Sayın Başbakan'a Pakistan'da bir sürpriz söz konusu oldu. Evet. Haberal'ın serbest bırakılması istendi. Dolayısıyla tam alev sönmeye başlarken yeniden tutuklu vekiller konusu gündeme geldi. Sayın Çiçek, bohçanın dört ucunu bir türlü bu konuda bir araya getiremiyoruz diye bir söz söyledi dün. Evet. Bu anayasa konusunda uzlaşmaya giren tek zaten o konuda sanıyorum uzlaşma söz konusu her ne kadar arada sürtüşmeler olsa da. Yani tutuklu vekillerde ne olacak? Çünkü CHP bunun peşini pek bırakacak gibi görünmüyor. Evet. Başbakan da bu konuda ısrarla söz yargıda diyor. Evet. Netice itibariyle yani hukuk devleti kurallara bağlanmış bir devlettir. Aynen biraz önce demokrasi dedim. Dolayısıyla burada kurallar var. Siz daha adaylık döneminde kendileriyle alakalı ciddi yargılama olan, tutuklama olan insanları aday yaptığınız zaman peşinden bunlar seçildikten sonraki seçilecek sıraya da koyabilirsiniz. Nasıl olur da bunlar hapishanede diye bağırıp çağırmanın bir anlamı yok. Yani siz bile bile lades diyorsunuz. Ondan sonra da bağırıp çağırıyorsunuz. Nasıl seçilmiş bir insan hapishanede olur diye sormak lazım. Yani aday göstermek için hapishanede olanların dışında Türkiye'de yetkin, donanımlı, aday olma kabiliyetine, ehliyetine sahip insan yok mu da böyle insanları aday yapıyorsunuz diye sormak lazım. Bu meselenin birinci yönü. Meselenin diğer yönü ise tabii ki farklı çalışmalar oldu, görüşler belirtildi. Bu hususta tabii bundan sonra neler olabilir bunu bilemiyorum ben. Yani dün meclisimiz, gruplarımız konuşuyor. Yani ben geleceğe dair taahhütte bulunma durumunda değilim. Şimdi AK Parti'nin aslında bu kararı almasında etkili olan neden yapılan bir ankette halkın %60-65 oranında tutuklu vekillerin serbest bırakılmasına karşı olduğu. Başbakan da anketlere değer verdiği için bu nedenle kararı yargı versin bizim üzerimize kalmasın dediği belirtiliyor ama dün Kılıçdaroğlu bu anketi siyasi ahlaksızlık olarak yorumladı ve böyle bir ankete göre nasıl bu karar verilebilir diye eleştirdi. Halkın cevabına siyasi ahlaksızlık diye bir yorum var. Neler söyleyeceksiniz? Benim kanaatim şudur. Biz aynı gemideyiz. Aynı kayıktayız. Dolayısıyla birisi onu deldiği takdirde hep beraber çökeriz. Hep beraber batarız. Bakın demokrasi diyoruz, meclis diyoruz. Siyaset diyoruz, siyasetçinin seçilmişin saygınlığı diyoruz, seçilmişler atanmışlar itaat etmeli diyoruz, meşruiyetin kaynağı halktır diyoruz. Böyleyse biraz kullandığımız dile dikkat etmemiz lazım. Ne demek ahlaksızlık? Ya bence bu çok ağır bir itham. Yani farkında olmadan bunu dediğiniz zaman kendiniz o ithama maruz kalabilirsiniz yani. Netice itibariyle demokrasilerde
her şey biraz önce söyledim. Yani ankette yaparsınız, halkın görüşünde görürsünüz. Tam tersine ben şöyle düşünüyorum. Yani onu detaylarını bilmiyorum. Detaylarına kadar o anketi bilmiyorum ama kamu vicdanını yansıtıyor. Bizim insanımız genel anlamda aynen biraz önce benim düşündüğüm gibi düşünüyor. Diyor ki ister milliyetçi cepheden olsun, ister sosyal demokrat cepheden olsun, hiç mi yetkin, donanımlı, aday olma kabiliyetine sahip insan kalmadı da siz hapishanedeki insanları ya da hakkında çok ciddi iddialar olan insanları aday yaptınız? O zaman adama sorarlar. Derler ki acaba siz bu insanları kurtarmak için siyaseti, milletvekilliğini, milletvekilliği dokunulmazlığını kullanmak, istismar etmek için mi bunları aday yaptınız diye sorarlar. Ve bunu ben sormuyorum. Halkın büyük çoğunluğu soruyor. Hatta o partilere oy veren insanlar bile soruyor. Ve diyorlar ki ya başka insan kalmadı da mı bunları aday yaptılar ve ciddi anlamda bizim gündemimizi işgal ediyorlar. Ve kafa karışıklığına, tartışmaya, polemiğe sebep oluyor diyorlar. Dolayısıyla bence bu çok dikkatli olmamız lazım. Ben şuna inanıyorum. Hangi partiden olursa olsun tüm siyasetçilerimiz, vekillerimiz, seçilmişler saygındır. Kullandıkları dile dikkat etmelidirler. Ve onlar ağır bir dil kullandıkları zaman siyasetçinin değerini, seçilmişin değerini, ağırlığını, itibarını kaybettirmektedirler. Genel olarak meclisin itibarına zarar vermektedirler. Kullandıkları dile bence dikkat etmelerini, özellikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun o ahlaksızlık benzeri iddiaları tekrarlamamasının hem kendi liderliği için önemli olduğunu, hem kendi partisi için önemli olduğunu. O ankete cevap veren hem, halk. Tabii. Yani burada halkı mı ahlaksızlıkla kararı, itham ediyorsunuz? Söz konusu. Yani ben şuna inanıyorum. Yani bir partinin liderine ben bunları yakıştıramıyorum. Liderlik de bu tip söylemlerle pekiştirilmez. Liderlik önce grubuna hakim olmakla, grubunu kucaklamakla pekiştirilir. Daha sonra ise ele avuca girecek somut projelerle, yapıcı projelerle liderlik pekiştirilir. Mesela çok ciddi bir terör sorunumuz var. Sayın liderin, Kılıçdaroğlu'nun hangi somut projesi var? Yani yarın ben gelsem geleceğim, bunu nasıl çözerim diyor. O konuya geleceğim. Evet, madem siz girdiniz oradan devam edelim. Sayın Kılıçdaroğlu, terör komisyonu kurulsun. 40 yıldır çözülemeyen problem ancak işte uzlaşma yoluyla çözülebilir. Önce mecliste, eğer orada olmazsa sonra işte siyasetçilerin seçeceği akademisyenlerle dışarıda bir grup oluşturulsun ve şu terör belasından kurtulalım diyor. Başka iyi bir önerisi varsa da buyurun konuşsunlar, söylesinler diyor. Hem Kılıçdaroğlu'nun yorumunu soracağım hem de bu konuda önerisi olan bir insan olarak teröre nasıl çözüm bulacağız? İsterseniz bu konuya girelim. Tabii. Öncelikle ben her platformda, her fırsatta şunu söylüyorum. Terör de, darbeler de ulusal bir sorundur. Ortak bir hastalığımızdır. Çok sevdiğimiz, çok yakınımız, evladımız, annemiz, babamız, arkadaşımız çok ağır bir hastalığa tutulduğunda onun iyileşebilmesi için nasıl samimi bir şekilde gayret sarf ediyorsak, araştırma yapıyorsak aynı şeyi terörle ilgili, darbelerle ilgili yapmak mecburiyetindeyiz. Bu çerçevede hangi lider, hangi siyasetçi, hangi akademisyen ya da medya mensubu bir öneride bulunursa bence çok iyi bir adım atmış olur. Kendisinden bekleneni yapmış olur. Bu meselenin birinci tarafı. Diğer tarafı ise benim kanaatim şudur bu hususta. Terörle mücadelede terörü çözebilmemiz için önce terörist algımızı çok netleştirmemiz lazım. Aslında burada yanlış anlaşılan bir konu var. Kürt demek terörist demek değildir. Maalesef Kürt sorunu sanki terör sorunu gibi algılanmaya başlanıyor. Şu ikisini önce bir ayırmak gerekiyor. Evet. Şimdi açıkçası bizim Türkiye'de sadece Kürt sorunu yok. Sadece dindarların sorunu yok. Sadece gayrimüslimlerin ya da Alevilerin sorunu yok. Demokrasinin olmadığı ülkelerde birçok sorun vardır. Demokrasi yoksa, daha doğrusu demokraside sorunlar varsa birçok kesimin sıkıntıları vardır. Ve şu anda yapılan da zaten demokratikleşmeye paralel olarak tüm sorunların çözülmeye başlamasıdır. Artık bir Kürtçe yasağı olmadığı gibi devlet televizyonunda Kürtçe yayın yapan bir kanal var, özel kanallar var. Fazlasıyla ekonomik yatırım yapılıyor oraya. Bir alınıyorsa 5 yatırım yapılıyor. Dolayısıyla meseleye böyle bakıyoruz zaten. Kesinlikle vatandaşımız ile terörü ayrı değerlendiriyoruz. Böyle kafası karışık yani olanlar var. Şurada teröre şehit verdiğimiz bir askerimizin oğluyla olan helikopterde bir yolculuğu söz konusu.